Herkesin zaten burada haydi silerek diye kampanyaya girişiyoruz. Bütün siyasi partilerin de aynı şekilde, bütün sivil toplum örgütleri de, bütün kurumların geri alması gerekiyor. Hani çok basit düşünün, şurası olmasın, şu kurum olmasın diye bunu bu şekilde elbette söyleyeceğiz, konuşacağız. Herkes bireysel olarak kendi fikrini söylesin. Ama efendim şu kurum olmasın, şu şahıs olmasın diye bunu asla öyle bir şey düşünmeyecek, bu kendi görüşü. Proje meselesi severek mesela. Proje meclisinin oluşumunda şöyle bir kaygımız var. Yani dedik ki, gaz tutuşu temiz hedefimiz vardı. Toplumun her kesimiyle, özellikle belli bir noktada fikir, ortak fikirlerle hareket edilebilir, Müsret Hocam dediği gibi. Yani kişisel boyuta çekmeyecek, ortak evet. Fikri de razı olmadığı halde ortak fikir çıkmışsa ona kesinlikle kabul edebilecek bir proje meclisi olsun ve herkesinden olsun. Şimdi herkesinden bir proje meclisi oluşmuşsa tabii ki farklı fikirler ortaya çıkacak. Biz, öncelikle biz bu hoşgörüyü sağlayabilir miyiz? Önemli olan nokta bu. Eğer sağlayamazsak zaten hep aynı fikirde olan, aynı doğrultuda hareket eden insanları bir araya getirmiş olsak zaten bu çeşitliliğe, bu zenginliğe de ulaşmamış oluruz. Aynen. Yani herkesin farklı fikri olabilecek. Ama karar nasıl alınacak? Çoğunlukla ilgili karar alınacak. Zaten görünen o ki diğer arkadaşların da hani bildirdiği fikirlerde büyük bir çoğunluğu, %80'e galiba kabul geliyor. Hepsi belediyeyle beraber. Aynen. Bu belediyeyle siyasi olarak aynı fikri paylaştıklarından değil. Bu da Siverek'in bir kurumu, bir gerçekliği. Dolayısıyla bu projede ne kadar kimi dahil edebilirse, Türkiye'sinde içine alabilirse o kadar daha etkileyici olur. O kadar daha sonuç alıcı olur diye ortak akıl zaten bu şekilde çıkmış. Bana göre de doğru. Hani biz fikir olarak ister veyahut da hani bir proje meclisi üyesi olarak benim de şahsım. Yani sonuçta biz bunu yaparak herhangi bir siyasi amaç gidiyor mu? Gitmiyor. Bizim sıraladığımız amaçlar arasında kurumların dahil olmasıyla biz buna ulaşabiliyor muyuz? O zaman neden olmaz? Ha yani ama farklı fikirler olması da çok normaldir. Yani evet, olacak da biz bunu da çoğunlukla olmakta da karar vereceğiz. Ben hocam çocuğum araya gidip kusura bakmayın. Yani şimdi aslında daha önce bunu çok kez konuştuk. Ben aslında bugün biraz daha netleştirebiliriz yani. Şimdi Siverek'te özel aktiviteleri yapmanın sorunu şimdi arkadaşımız ne getirdi bu? Bu sorunuz burada efendim burada etkinlikle aşılabilecek mi? Hayır. Yani çok böyle şey olmuyor yani. İnsan olmuyor. Şimdi sosyal yapımız yani mesela bu tür etkinlikler bazı yerlerde yapılır. Diyelim ki sosyal zemin bu etkinlikle zemini daha ileriye taşır. Burada sosyal etkinlik zeminin nispeten ne yapıyor biliyor musun? Yani şöyle bir kendine getirtmeye çalışıyor. Yani çok yararlı bir şey. Bu taraftan duruyorum. Demeye getirecek. Şimdi neden? Bakın. Kitap okumanın biraz okudu bile. Gazetenin biraz okudu bile. Daha önceki toplantılarda şunu söyledik. İfade ettik açık ve net dedik ki diğerinin sosyal dokusu Türkiye'nin normal oran dokuya sahip olan yerleriyle 400 yıllık bir gerilim yaşamaktadır. Şimdi 400 yıl böyle normal yeri geriden izleyen bir şeyde, toplumda böylesine önemli bir etkinliği yapmak, böyle sonuç almak, yani bir eylemde, bir etkinlikte sonuç almak çok güç. Bunu çok konuştuk. Kurumlar noktasında şu öneriyi getirmiştik. Dedik ki, her aydın şunu savunmak durumundadır. Kurumlar İnsanlara hizmet eden araçlar. Adı ne olursa olsun. Bunun adı STK olabilir. Bunun adı bürokratik kurumlar olabilir. Bunun adı başka başka kurumlar olabilir. Ama en iyi kurumlar göründüğü itibariyle insanlara hizmet verdiği bütünlüğünde olan araçlar. Şimdi madem öyleyse bizim yapacağımız bu etkinlik de bir araçtır. Ne aracıdır? İnsanları efendim çok daha ileri bir düzeyde buluşturma çabası. Kitap okumanın önemli. Kitap okuyarak neyi yaratacağız? Daha aydın bir kitle, daha barışık bir kitle, efendim birbirine karşı saygılı olmasını bilebilen bir kitle, hakkı, hukuku, yani merkeze kendisini koyarak değil de toplumu böyle referans alarak şey yapalım, hareket eden bir düzeye getirme çalışması. Bunu yapmadık devletimiz. Bunu ne kadar başarabiliriz? Bir tarafını tutarak tabii ki. O kurumu devreye sokarak, işte kaymakamlıktır, milli eğitimdir, belediyedir. Şu bir gerçektir. Kabul edelim etmeyelim.
bürokratik kurumlara maalesef biraz mesafeliyiz yani. Toplum olarak da mesafeliyiz yani. Normalde bunlar hizmet kurumu, hizmet veren kurumlar. Hizmet veren kurumlar, yani bakın, açık ve net söylüyorum. Bu toplumda insanlar bu işten korkuyor mu? Korkuyor değil mi? Neden korkuyor? Korkmaması gerekir. Güvenlik araçlarıdır bunlar. İnsanların güvenliğini sağlamak için o bulunması gereken birimler değil mi? Niye korkuyorlar? Ama bakın kurumlar bu hale gelmiş maalesef. Yani hep böyle itmişiz, dışlamışız, çekmişiz. Kullanmakta fayda var. Benim kişisel yönelik. Hangi kurum olursa olsun. O kuruma benzememek koşuluyla. Kaygılar var Türkiye'nin kurumlarımız maalesef çok iyi yerde değil. Ama kendi iddialarımızı, amaçlarımızı kurumlarla gerçekleştirmeye çalışmakta fayda var. Maddi yükümlülüğü konuşmuştuk. Belediye mesela bir finansman kaynağı olabilir. Yani nihayetli bir etkinliğin içerisinde bizde finansman sıkıntımız olacaktır. Öyle değil mi? Yani organize etmek, yani bunun hesabını çıkan dünyanın parasını bulduk mesela. Toparlayamaz mıyız? Toparlayabiliriz. Ama enerjiyi o tarafa aktarmaktansa başka şeylerle mesela hani enerjimizi aktarıp daha güzel bir şeyler yaratabiliriz. Önerim, festival kapsamında, hani kültür sanat festivali dedi ya, işte arkadaşımız mesela çeşitli boyutlarını dile getirdi festivali. Bizim de mesela kendi konseyinde, hayır özür dilerim, festival komitesinde hatırı sayılır önerilerimiz olmuştu. Yani kültür sanat kısmının biraz daha öncelendiği, ön plana çıktığı, çıkarılması gerektiğini dile getirdiğimiz önerilerimiz olmuştu. Bir de şunu yapabilirsen, ya da biz şu şekilde onlara mesela şey yapabilirsek, kabul ettirebilirsek, onların da kendilerine göre kaygılar var. Yani bu konuda biz ikna etmek durumundayız. Hani ne biz onların üstüne çıkarız, ne onlar işte efendim, bir denge. Bir günü, kültür sanat kapsamında, bir gün alabiliriz mesela. Bir gün, hani olabilir yani. Çok hani, biz açıkçası çok konuştuk dedik ya, biz hani biz bu etkinliğimizi nereye koyacağız? Yani bu yılda mı sınırlı kalacak, sonraki yıllar devam edecek mi, devam edecekse nasıl devam edecek onu bir türlü netleştiremedik. Yani netleştiremediğimiz içindir ki biz işte bu şeyi tartışmayı yapıyoruz. Belediyeyle mi, belediyesiz mi, işte efendim kurumlarla mı, kurumlardan ayrı mı falan. Yani bunlar bence benim önerim. Bu sene için madem öyleyse ilktir. Sosyal kültürel etkinliklerde ben şahsen Kadir Hocam'la demokrat kimliğe sahip bir birey olarak ben adresi hiç önemsemem. Yani bana göre yani yoktur da çağ dışı bir kurum siyaretik bir güzellik yaratmış değil mi? Ben gider arkasında dururum. Yanında dururum. Kim hizmet sunar. Yani bunu öyle çok böyle kuru slogan var bir şeyde söylemiyorum. Olması gereken bu. Yani yapar mı yapmaz mı o bir ayrı bir olarak ama yaparsa diyorum da yanı başında olur. Hani evet. Konum olursa olsun. Sivele'nin sosyal dokusu beni çok rahatsız ediyor. Eminim sizler de rahatsız ediyor. Kimse memnun değil. Yani insanlar halen yere tutuyor. İnsanlar halen minik bir sorunu çok böyle vahşiyane bir şekilde çözmeye çalışıyor. Hukukun olmadığı bir yer. Hukuksal yolların para etmediği bir yer. Karşılıklı bakışmaların bile sorun olduğu bir ilçe. Yani böyle. Maalesef. Maalesef böyle. Biz de ayrıca insanlara bunu artık karıştırmamız gerekiyor. Yani taşıyıcı unsurlar biz deriz yani. Başka bir yerden insanlara gelecek değil de arkadaşım şöyle diye. Biz burada yaşarsak, eğer burada yaşamaya devam edecekse, yani insanlara kavga etmeden sorunu çözebileceğini anlatmalıyız. Yani biri sana bir tokat atar. İşte efendim olmadı, zırzokluklar yaptı. Efendim karşılığını medeni bir şekilde olması gerektiğini göstermemiz gerekiyor yani. Aydın olmak biraz da budur yani. Yazmak çizmek değildir işte yani. Ya da işte efendim siyasal bir tane sıra var atmak değildir Aydın yani. Aydın biraz da işte hani bu anlamda insana yanında davranışları insanlara gösterebilendir yani. Hani kafa tutmadan, kızmadan, işte efendim şey etmeden, kavga etmeden, hırgır çıkarmadan. Bunu yapabilirsek bir katkı olur. Yani benim bu anlattıklarım şeyden soyut değildir arkadaşlar. Bu yapacağımız aktivitelerin soru şey değildir. Ayrı değildir. Tekrar söylüyorum, biz ciddi bir sosyal doku sorunu yaşamaktayız. Bu etkinlik sosyal dokuyu nispeten diyorum bakın nispeten belki biraz şey yapacaktır yani. Yani böyle birkaç adım öteye taşıyacaktır. Yani ben yok kitap okumak, işte bakın insanlar kitap okumak. Geçen gün kütüphaneler haftasında yürüyüş yapıldı mesela. İlk defa kanun kurumunda bürokratlar kütüphanecilik haftası nedeniyle yürüyüş yaptılar. Kitap okumanın önemini şuradan buradan bahsetti. Kötü olabilir mi? Kötü olabilir mi yani? Kim yaparsa yapsın. Güzel işte.
Yani dolayısıyla bu önemli. Bunu bir tarafı da ama çok ben bu üst boyutta bir sonuç almamız mümkün mü? İnanın mümkün değildir yani. Orta yerde çok şey değil zaten. Buradan kalkacağız, herkes ne yapacak? Kendi dünyasına çekilecek. Süreklilik çok önemli bir olay. Bir etkinliğin hayat kurabilmesinin yegane yolu, nasıl söylemiştim, süreklilik. Başarılı olmak için süreklilik. Yani o istikrarın olması gerekiyor. Bu ve benzer projeler, çalışmaları korunma kuruluşlar tarafından, bireyler tarafından sürekli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ben buradan çıktım, yere tüküren insan işte yanlışlıkla tükürdü, es geçti. Oldu mu şimdi? Oldu. Kavga eden iki insanı seyrettim. Oldu mu yani şimdi? Bunu yapabiliyor muyuz? Müdahale edebiliyor muyuz? Yok. Ne olacak? Manzara bu. Ben çok teşekkür ediyorum. Biraz da çok önemli gelir. Geç geldiğim için de özür diliyorum. Sınıfı bırakıp geldim. Yani dolayısıyla böyle bir şey yaptım. Benim geçişim değil de, yani çok uzatmak istemiyorum. Yani çok her birimiz aynı şeyleri ifade ediyoruz aslında. Şimdi o kaygıları taşıyan, kurumlarla ilgili kaygıları taşıyan insanlara da ben açıkçası saygı duyuyorum. Ki bu sosyal yapının, hepimizin, her birimizin rahatsız olduğu sosyal yapının bu şekilde oluşmasında katkıları çok büyük. Yani maalesef böyle. Yani en azından zihinlerimizde hala soru işaretleri taşıyoruz. Her birimiz taşıyoruz. Burada belki ifade etmesek bile bunu, insanların bu kaygılarına ben saygı duyuyorum. Ama buna rağmen bunu bir yerden düzeltme adına ki o bu sosyal yapının rahatsız olduğunu sosyal yapıya bir şekilde zemin hazırlanmış olan kurumları da dönüştürme adına bir fırsat yakalamışsak eğer buna inanıyorsak onlara da belki bir dönüşme fırsatı vermek gerekir diye düşünüyorum. Yani bu anlamda herhangi bir kurum, yani belediye olur, kaymakamlık, milli eğitim ki her birinin yığılma sorunu var. Yani şu an dediğim gibi ifade belki etmek istemediğimiz her birimizin sorunları var. Ama buna rağmen onları dönüştürme adına, belki kendilerine getirme adına ki belki onlar da bunu istiyorlardır, farklı bir mecraya girmek istiyorlardır ama bir itici güç yok. Bunu bir itici güç olarak belki biz bunu yapabiliriz. Bu konuda o az önce bahsettiğiniz bizim proje meclis üyesi. O bireysel olarak bunu değerlendirmek lazım. Ki belediye resmi anlamda bizim herhangi bir teklifimiz sanırım yok. Söz konusu değildi abi. Onun için baştan bunları belki şu anda yorumlamak da belki çok doğru değil. Yani şu an konuşmak da doğru değil. İlk etapta yine karara alacağımız konu belediye ile görüşelim mi, görüşmeyelim mi? Yani bu belli şartlarla mı? Hangi şartlarla ya da belediye ile görüşelim? Ama şunu yapmakta fayda var her şeye rağmen. Çünkü soru işaretleri taşıyan yanında insan var sürekli. Onları bir arada buluşturabilme. Yani onları da çok o kaygılarını belki minimize etme adına o insanların kaygılarını. Diğer kurumları da belli bir dengede tutma adına ne şiş yansın ne kebap yansın ikisinin de razı olabileceği ki biz daha önceki toplantımızda şeyi ifade etmiştik. Biz tamam diyoruz ama belediye buna ne diyecek? Yani böyle konuşuyoruz, yükleniyoruz falan ama belki belediye kabul etmeyecektir. Yani belki çok farklı onların da düşünceleri olacaktır. Onun için ilk etapta belediyeyle görüşelim. Belli şartlarını koyalım. Hiç kimse arka planda ya da ön planda olmasın. Yan yana bulunsun. Yani burada amaç hedeflenen sonuç itibariyle Siverek'in yararına olan bir şey olacağı için bence çoğunlukla arkadaşlarımızdaki yazarlarımız da aydınlarımız da o kanaliteler çoğunlukla belediyeyle ya da diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yapılması. Bizim burada yapacağımız dediğim gibi kuralları birlikte koymak. Onlarla konuşup birlikte kuralları koymak ve bu şekilde bir yol haritası çizmek. Teşekkür ediyorum. Yani Ayşe abi siz de böyle düşünüyorsunuz. Müdahalata düşünmüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şey noktasında, ilke noktasında mesela belli bir ilkeden kastınız nedir? Orayı biraz da söylüyorsunuz kadarıyla. Yani ya ilkiye mesela yani, kimisi insanlar yani bu etkinliği hani toplumun tüm kesimleri var sizin bahsettiğiniz sivil toplum örgütleri var dernekler var her kesimden arkadaşımız var mesela insanlar belki bunu hani bir kısım insanlar şunu düşünebiliyor yani hani işte belediye mal olmasın ya da kaymakamlar mal olmasın biz bu kadar mal emek sarf ediyoruz bizim hedefimiz hani Siverek'in yararına olan bir şey ama
Hani olabilir ki yine huylu huyundan vazgeçmez. Diğer kurumları biz hani ne kadar iyi niyetle yaklaşıyoruz dönüştürmeye ya da onlara yol gösterici vazifemizi yapıyoruz ama olur ki onlar bunu suistimal ettiler. Parantez içinde söylüyorum bunu hani. Böyle düşünen insanları da en azından bu fikirlerinden hani biraz şey yapma adına. Yani bunları biraz yani biraz laiklaştırma adına belki dengeleştirme adına hani şey olmasın, baskın bir taraf baskın olmasın yani sıkıntı şey burada ikisi de memnun olsun şeklinde söylüyorum. Yoksa herhangi bir şey. Fikret Hocam'ın dediği olay güzel fakat çok üzücü olur. Yani bunu herhangi bir düşünceye, bir fikre, bir kuruma mal etmek amacıyla bunu malzeme olarak birileri kullanmayı düşünüyorsa ciddi oranda bizleri üzer. Değil mi? Doğrudur, doğrudur. Biz sivillerin herhangi bir tarafa yakın olmadığını biliyoruz. Herhangi bir siyasi düşünce taşıyarak bir şeyler yürütmediğini biliyoruz. Bu anlamda Fikret Hocam dediği gibi belediye veya diğer biriyle önde veya arkada değil de yan yana ve bu faaliyeti biz siviller adına yapalım. İşte sivillerden ve belediyenin katkılarıyla, işte Sivil Belediyesi'nin katkılarıyla veya falan falan kurumun katkılarıyla diyebiliriz ama adını siviller olarak kullanıp işler olsun. Yani burada söylemde nasıl bir söylem netleşmiyor bana. Şimdi biz belediyeye gittik ve belediye festival tarihini aldı o tarihi. Festival dönemi yapıyoruz. Biz yani onu söz cümleye dökmeye çalışıyorum. Biz diyeceğiz ki biz siviller olarak bize bir gün önce biz etkinlik mi yapalım yoksa yani sonuçta orada birbirine sınırlar o kadar net değil gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani bunun formüle edilmesini yani böyle hali nedir? Festivaldeki programlar yayınlanıyor. Evet. İşte birinci gün falan kişi çıkacak, ikinci gün falan etkinlik yapacak değil mi? Misal veriyorum, buna festivalin ikinci güne sivillerin kitap okuma birinciliğinde Siverek halkının falan falan rekor girişimi evet. Belediyenin destek katkılarıyla evlenebilir. Yani evet. Katkılarıyla bu festival şeyin rekor girişiminin işte çalışma saati ona ne verilecekse falan saatte bu yapılacak denirdi. Yani bunu Siverek Belediyesi festivali kapsamında değil yani veya onun adıyla değil de ikinci günün programını işte sivillerin bir gün bir etkinlik şeklinde. Evet ne diyoruz ona rekorlar yine dünya rekoru. Dünya rekoru işte çalışması veya neyse artık onunla da oluşturulabilir. Yani ona özel bir isim katalım. Yani Siverek Belediyesi'nin adını kullanmak. Peki bizim diğer kullanladığımız konser ve paneller diğer etkinlikler, kitap sonra etkinliği yani onları nasıl ayırabiliriz? Ayrı mı olacak? Ayrı mı olacak? Bu karar alacaklar mı? Yani bizim bence kendimize bir program hazırlamamız lazım. Yani biz ne yapmak istiyoruz? Yani bizimkini bizim programımızla belediyenin programı değişmedi yani. Şöyle yapalım. Aynı tahil olabilir tamamen. Festival şeyler, ek şeyler var. Etkinlikleri de. Yani eğer böyle bir karar çıkarsa Şükrü abi biz diyeceğiz ki yani biz gideceğiz eğer çok özel bir durum yoksa başkanım bu festivali de bu tarihleri getirelim. Yani böyle şöyle bir şey de olamaz mı? Festival 3 gün sürüyor diyelim. Biz bunu 4 güne çıkartıp sonraki gün veya önceki gün şeklinde de yapalım. Ama bizim ne yapacağımız yok. Yani aşkı biz ilk günleri almalıyız. Yani dördüncü günü aldığımız zaman Şükrü abi, kendimize de bu programımız olmasın. Yani biz ne yapmak istiyoruz, ne yapacağız? Tabii yani. Önce bizim hani bizim yapacağımız etkinlikler bir olsun. İlk programımız olmalıdır. Evet. Yani şimdi burada sadece ben belediye konuşuyorum. Bir de paylaşımlık boyutu var. Bir de sivil olarak kuruluşların boyutu var. Diğer sendikalarımız var. Bunların tamamı, sivil toplum kuruluşları, Siverek Belediyesi Kaymakamlığı, Siverekliler Derneği'nin ortaklaşa çalışması, bu etkinlikler yapılacak. Ha bunlar belediyenin etkinliğine taşırsa, biz de bu belediyenin etkinliklerinin bu boş aralarına mı sıkıştıracağız? İşte bunu yoksa kendimize özgü bir program mı çizeceğiz? Kendimize özgü bir program çizdiğimizde bence çok da başarılı olamaz. Arif. Bunu olması gereken nokta sonuçta belediye kendisi bir program var. Evet. Bu programla belediye programı birleştirip tek bir isim konulması gerekiyor. O programı da beraber yapmak lazım. Bu yıla mahsus olacak. Sanki bunlar her yıl oluyor. Bu yıl ayrı bir isimle gitmesi
Evet. Ama işte yani onu biz etkinlik toplantısında Kadir Hoca dile getirmişti. Yani biraz da empati kurarak kendimizi belediyenin yerine koyalım. Ben zaten iki tane festival evet, yaptım. Yani niye ismi değiştirdim? Evet. Yani niye oldu? Bu festival değil yani, başkanım. Biz o zaman değil. Festivale festival. Bir gün kala evet. O heyecanı, o şeyi kendi şeyimize başlatabiliriz. Evet, festivalin adı Siverek Belediyesi Kültür Festivali. Evet, Siverek Belediyesi Festivali. Siverek Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali. Belediye kelimesi evet, yani belediyenin yani o, dolayısıyla biz bu dönemde de belediye geçmiyor. Siverek Kültür ve Sanat Festivali. Daha Siverek Kültür ve Sanat Festivali diye geçiyorsa ortak bir yani Siverek Sanat Kültür Festivali. Nasıl? Siverek Sanat Kültür. Değil. Siverek rekor girişimi tabanı oluşturdu değişti. Yani, festivali yani. Demek Kültür Festivali şey. Şimdi bunu belediyenin istemeyi tahsızlık olarak. Kendi festivali yani, onlar da geleneksel hale getirmiş. Yani. İçine alırsan ismi değiştirmeyiz. Onlar da geleneksel hale getirmeyiz. İstemek dolu olmaz. Bu da sektiriyor buradan. Bir de iki tane zaten yapmışlar. Yani dolayısıyla hani o kurumun başına bizden kendimizi koyarız. Abi şimdi bizim etkinliklerimiz de netleşmemiş. Belediyeninki de netleşmiş. Belediye panel falan getirirse panelist panelist bak şimdi mesela biz onlara da oynadık ya. Panelist evet. Falan dedik ya. Şimdi bakın yani bazı etkinliklerin harika kısa sürede. Evet. Yani böyle yerden fazla yapılması da şeyini kaybediyor. Etkinliğe kaybediyor. Evet. Şimdi mesela belediye panelist getirdi. Belediyelerden çok daha değerli insanlar getirdi. Örnek olarak evet. Bunu bile geliyor. Onun memelerini diyanlar getirdi. Örnek yani bakıyorum. Evet. Ne olur? Medyatik şanslar getirilir. Orunaklar falan açılır. Biz de mesela kendi orunaklarımıza gideceğiz. Nerede mesela? Çok daha böyle şey, fedakarca çalışmış ama çok medyatik olmayan insanlar getireceğiz. Düzgünce tutmaz. Hani biz yaptık ya. Tabii Kemal Sinan'la bir anda arasında dünyada bir yani basının gözünde, bizim önemli. Gözümüzde. Biz yaptık ya. Günlerce nasıl bir anayasa, nasıl bir barış şeyi yaptık, çalışması yaptık. Günlerce. Kendimiz gitmişiz, billboardlara afiş atmışız, öğretmen çocuklar dedik ki hocam meslek mi değiştirdin falan diyoruz dedi ama. Yani biz dedik ki şey yaptık, o kadar emek, o kadar para. Böyledir yani şimdi. Yani bir kurumla yarışmak zor. Yani belediyeyi, belediye kapatamayız yani size. Şunu söyleyeyim yani. Bir de oraya kararınız abi diye yapıyor, size yardımcı bir abi diye yapıyor. Bence yani bunu iyi değerlendiririm. Yani ben çok hani belediye efendim ya da bürokratik kurum sevdalısı gibi sorun olur. Ya da bilirsiniz. Günlük isterdik kardeşim sendikalarımızın kasalarını üstüne 100 milyar harcayacak bütçesi olaydı diyecektim belediye kim? E tabii öyle olur ya. Sivil toplum veriyorsa. Şimdi dediğim amcalarımızda okşar. O durmayın. Çok da kendimizi şey etmeyelim tabii. Yok, yok. Böyle, gücümüz yok abi. Ekonomik gücümüz yok sivil. Ekonomik güç. Yani iyi yani, şey yapalım. Ekonomik güç bir tarafı bölüyorum hocam kusura bakmayın. Bir de aynı enerjinin benzer büyük bir enerjinin benzer alanlarında iki kez yönlendirilmiş. Yani bu enerjiye de yazıktır. Dolayısıyla eğer bu seneyi bence böyle geçirdim. Yani mesela o retorsiyon falan bu sene belki şu olabilir ama önümüzdeki yıl hani belediyesiz belki başlangıç yapabiliriz değişik bir şey ama bu sene böyle bir talihsizlik oldu yani. Şimdi ben o konuda ben ona söyleyecektim. Yani bir yerde haksızlık yapmamak lazım. Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürü fiili olarak müdürlüğü destek veriyorlar. Biz dosyamızı sunduk, kaymakamlık her konuda ben projenin arkasındayım, varım, üzerinde ne şu yaparız. Biz aynı dosyayı belediye başkanımıza sunduk. Belediye başkanımız da hani derneğin yaptığı her türlü faaliyette maddi manevi desteğim var diye belirtti. Ama projeyi özel hani destekliyorum şeklinde net bir şey yok ama genel olarak ben destekliyorum, bütün projeleri de destekliyorum. Ben bir yerden bulayım mı bakın, bir şey söyleyeyim. Yani somutlaştırma da söyleyeyim. Yani bu aşamada aslında biraz noktayı koymakta fayda var yani. Şimdi belediye, mesela şunu yapacak. Bir komitesi vardı yani. Evet. Çok güzel toplayacak mesela değil mi? Ya biz artık, yani şunu yapalım. Buradaki insanlar, yani şimdi biz aynen oradayız. Evet. Buradaki fikirlerimizi, önerilerimizi yani panel boyutuyla nedir? Öğrenelim. Herhangi bir konuda bir panelist isteyeceğiz ya, ortaklaşalım. Evet. Neyse de kitap okumanın önemli mi? Efendim, anayasa yani. Ya da mesela efendim, sosyal yapının bozukluğu mu? Tamam mı? Konuya yoğunlaşalım. Belediyeyle ortak bir şey geliştirelim yani. Şimdi onların işte efendim
bir panelist aramasınlar yani. Beraber şey yapalım yani. Evet. Amaç, baştan evet. da söyledik dedik ki, ama Siverek'teki insanlara kapı değil mi? Evet. Ya belediye yapmışlar, biz yapmışlar. Aynı şeyi söylüyorum. Ama sen yazarlarını belediye de getirmeye çalışıyorsun. Zaten buradaki organizasyon yani. Bu da ciddi bir organizasyon. Yani 30 bin insanı bir araya getirilmesi. Zaten bize bu işte konuşumun ona yoğunlaşması lazım. Yani bu insanı bir araya getirmek kolay bir şey değil. O zaman Kadir Hocam dediği gibi biz sadece rekora... Yani bu rekora uğraşmaz. Rekora uğraşmaz olsun. Kuruluşları olarak biz orada şu an oluşan fikirlerimizi bütün hem şu an yapmaya devam edeceğiz, katkımızı da varsa sunacağız. Ama bizim Siyurt'un yani bu proje meclisi tamamen rekora yollaşıyor. Bu mudur? Yani başkan, ben işte formüle etmek başkan, değil mi? Başkan, rekor için yani nerede, nasıl, biz daha önceki toplantılara katılmadığınız için. Rekor girişimi stadyumda 25 Eylül'de. Yani nasıl bir oluşum, kimlerin katılmadığı? Bütün herkes katılacak ama ağırlıklı rekor girmek yani, için öğrenciler... Öğrenciler olmasa yani biraz... Öğrenciler kırılacak bu anlamda okulun açıldığı tarihe almamızın nedeni de odur. Milli Eğitim kanalıyla birçok öğrenci yarı resmi zorunlusu. Yani biz bu şekilde... Ya ben tarihlerde yoktum yani... Seçim tarihi seçimi iyi bir seçim Facebook değil yani. Facebook sayfasında çünkü okulun o devamsızlığı oranı %30-%40 civarlarındadır yani. İlk okulun açıldığı ilk hafta ve ikinci haftadır hocam. İşte, onu bilerek işte şey o yaptım. Zaman öğrenci yok yani. Öğrencimiz öğrenci 70-30 var ya 20 bin bana 50 bin yine. Yok 75 bin abi. Yok yani. Şehrisinde o kadar öğrenci yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi bizim düşündüğümüz Civan Hoca ve Sezen Aksu, hatta Sezen Aksu'nun ismini ben TGRT Haber'de altyazıda gördüm. Söyledik'te işte kitap okuyacak diye altyazıda bir haber geçmişti. Bundan bir ay önce hem TGRT'de gördüm. Sezen Aksu, Siverek'te işte rekor denemesi kitap okuyacak diye. Şimdi Sezen Aksu ya da Civan Hacı gibi biri getirdiği zaman öğrenciler dışında oraya gelecek topluluk. Yani bizim diyelim ki biz hani vatandaşız ya, halk da gelecek oraya. Şimdi onunla birlikte aslında ayrı bir gün değil de yani ki konser hakikaten milleti topluyor yani maalesef gerçeğimiz budur. Civan Hacı ya da Sezen Aksu gibi böyle kalbur üstü bir sanatçının getirilebilmesi ki belediye bu konuda zaten birini getirecek. Evet. Ki geçen yıl getirdiği sanatçılar da çok da yabana atılacak sanatçılar da. Şu an Ferhat Göçer getirilecek. Şimdi bu ayarda bir sanatçı ki bizim de düşündüğümüz, evet. Proje ekibinin de en azından önerdiği bir isim olduğu için Civan Hacı'yla görüşülebilirse mesela oraya da Sezen Aksu birlikte orada en azından bir 10 bin kişi bence onu seyretmeye, onu dinlemeye gelir normal. Onun dışında da öğrenci, öğretmen arkadaşlara ulaşabildiklerinizde. Hem orada çeşitlilik anlamında katılacak olanların sadece öğrenci olması çok da şey olmaz, hoş olmaz. Çeşitliliği sağlanması açısından konserle aynı gün bu etkinliğin de yapılması bence uygun olabilir. Zaten konserden hemen önce. Yani orta paraşüt çıkıyor galiba. Eğer hani farklı bir şey varsa buradaki arkadaşlar fikrini belirtip düzeltebilir. Yani biz eğer belediyeye gidelim ve belediye de kabul ederse, çünkü o boyutu bilmiyoruz, o %80-90 zaten belediye başkanımız da ona sıcak bakacaktır. Kabul ederse aynı tarihte yaparsak biz kendi etkinliğimizi, şu ana kadar çalıştığımız konser, kitap fuarı ve panel etkinliğimizi belediye öneri boğazında sunmuş olacağız. Dolayısıyla bu proje meclisi bu etkinliklerden vazgeçmiş. Konser, o bahsediyor, rekor girişimine yoğunlaşıyoruz. Orada da Sivil'de proje meclisinin isminin olduğu, o vurgunun yapıldığı, bugün özel bir günü başkanım istiyoruz. Doğru mu anlıyorum? Aynen. Yani doğru. O diğer bütün etkinlikten bir anlamda beraber onu belediye ama ben, itiraf etmek istiyoruz. Yani ben, birinci ya ikinci günü. Ben burada bir fikrimi söylemem. Burada o konserde ona göre yer alamam. Konuşmak zaten. Konserde bir büyük konser olmayacak. Yani büyük konser kalıcı. Yok, her bu konser var. Geçeyim. Yani o büyük konseri salı günü akşamı yaptı. Salı günü de denk geldi. Onu da gündüze almak lazım. Abi zaten rekor kırmamız ve ondan sonraki etkinlik başlayacak.
Orada dağılmadan hemen konsere geçir. Yani o kutlaması gibi bir şey olacak. O öyle yani. Şimdi bu belediyeden, yani belediyenin bu festival kapsamında bence de yapmak en doğrusudur. Hepimiz zaten hemen aynı fikirdeyiz. Maille katılan arkadaşlar da öyle düşünür. Bir de belediyeden bir gün, sadece bir gün rekor için istememiz lazım. Çünkü adam 3 gün, 4 gün yapıyorsa, ancak bir günü bize ayırırsa yeterli. Zaten bu dava da hepimizin davası. Siverek Belediyesi'nden, efendim? Bizim derneğin yöneteceği faaliyetlerden bir tanesi kendi yapacağından daha iyi olduğunu kabul edecek. Ona kabul edecek. Biz ondan vazgeçmeyelim. Olmasın, bu olsun da diyelim. Yani biz ondan vazgeçmeyelim. Yani bunları önemli. Bizim önerilerimiz olsun yani. Biz vazgeçmeyelim. Bu arada bence vazgeçmeye de gerek yok. Çünkü 25-30 bin kişiden bahsediyoruz. Belki daha fazla insan, eğer hani arkadaşların düşündüğü sanatçılar katılırsa belki daha fazla katılım olacak. Bu kadar insanın orada sayılarak geçmesinin, hani onlar tespit edilecek tutanaklarla artık neyse. Yani bunlar kaç saat alır acaba? Bir konser kaç saat sürer? Diyelim 2 saat, 3 saat. Yani bu 2-3 saatlik işte arkadaşlar. 30-40 bin kişinin veya 25-30 bin kişinin oradan geçmesinin tespiti bence çok uzun zaman alır. Dolayısıyla orada bence o spor sahasının bazı bölümlerinde çeşitli etkinlikler yapmak lazım. Konserden önce veya sonra, biliyor musun? Mesela bu imza davası, kitap standları, değişik standlar, değişik etkinlikler de yapmak gerekebilir. Çünkü çok uzun bir zaman alacak. Bunu bir araştırdık mı Sayın Başkanım? Yani genelde... Bu kadar adam kaç saat sürer? 2 saat, 2,5 saat içerisinde direkt yollaşımsa şey alıyor. Süre alıyor. Sanırım. Kadar alması, yer alması, bulunması... Bence çok uzun sürer. Bakın 4 saat almış. Bence bizimki eğer hedefimiz fazla, katılım fazla olursa bu fazla da sürer. Dolayısıyla biz konserle de yetmez. Farklı etkinlikler de oraya. Alan geniş. Orada çeşitli onları, o etkinlikleri de devreye sokmamız lazım. Bu halkı orada tutmak lazım. Sıkmadan orada tutmak lazım. Değil mi? Eğlendirerek, ne bileyim, vakit geçirerek, güzel bir vakit geçirerek orada tutmaya çalışmamız lazım. Bizim fiziki ortamımız yalnız Malatya değil. Malatya'nın büyük bir stadı var. Doğrudur. Malatya'nın tribünü var. Yani en az 15 bin kişinin oturabileceği tribünü var. Mesela bizim öyle bir tribünümüz yok. Ama biz, ama yani bize bir alan da lazım, yani açık alanımız olmadığı için yani ben biraz zorlanacağımızı zannediyorum. İşte biz bu mevcutlarla biz bunu iyi bir şekilde hani geçirmek lazım. Yani orayı dolu dolu, bu programı dolu dolu halka yaşatmak lazım. Bu arada halkın... Öyleydi ama, öyleydi yani. Ben mesela Muzaffer Bey şöyleydi yani. Program başlamadan önce demiştik ya, önemli şahsiyetler, evet. Sinevizyon şeklinde mesela orada konuşmaları yapacak, şarkılar, türküler söyleyecekler, Şivan'dan bahsetmiştik. Doğru. Yani sıkılamalar arasında öyle bir şey yaratacaktık yani. Yani öyle konuşmuştuk, öyle konuşmuştuk. Şimdi Koçiler şu boyutta dikkat çekti, bence çok iyi bir noktadan yakaladı. Şöyle ki, mesela biz kitap fuarını Zübeyde Hanım'ın oğlu Meslek Yüksek Okulu'na doğru gider mi, alan mı diye belirledim. Ben doğru anladıysam Koçeli abi diyor ki, o stadyumda orada hemen yer açalım. Yani zaten orada bir insanların oyalanacağı bir alan, bir şey oldu. Yeri bize lazım. Zaten yerimiz var. Veyahut da küçük küçük konserlerin o şeyleri... Şairlerimizden birkaç tane şiir dinletisi, yani çeşitlendirmek bakımından diyorum. Bence yani tek bir müzik etkinliğidir. Kesinlikle. Dışarıda tek bir müzik olacak, insanlar ona doğru gidecek. Ancak o rekor girişiminde farklı bir zamanda yine orada konserler devam ederken bir başka alanda da kitap şeyi olabilir. Yani i̇şte o, o konserle var. Yani bir konserle 5-6 saat vatandaş orada tutamayız. Rekorla kitap imza kampanyalarından birlikte yürütmek sıkıntı. Bilemiyorum. Bu sadece benim fikrim tabii, arkadaşlar nasıl karşılar onu bilemiyorum. Bu arada halkın katılımı için de ben geçen başkanla da görüştüm kendi fikrimi. Şimdi bir defa kahveler, hepsi, parklar tek tek taranacak. Hani gruplar halinde arkadaşlar, bütün kahvelerdeki vatandaşlarla, parklardaki vatandaşlarla ulaşıp onların mutlaka oraya katılımını sağlamasını bulmamız gerekir. Yani ikna etmemiz gerekir. İsterse ciddi bir katkı verir. Hocam ben o konuda şöyle bir bilgi vereyim. Özellikle üniversite
öğrencilerinden oluşan arkadaşlar, özellikle bu Facebook'ta mesajlar atıyorlar. Okul bittikten sonra buraya gelip o yaz tatili bizim çalışma şansımız var. Biz tarih yaklaştıkça her kahveye, her caddeye birer tane masa atacağız. Tanıtım masası bu öğrenciler aracılığıyla. Yani. Evet. Yani bunu bir videoda paylaşın. Evet, bu arada mesela nedir adı? Flamalar basıp afiş ve flamaları iş yerlerini tek tek gezip onlara ücret, belli bir ücret karşılığı satmamız lazım. Satarsak hem bir yani bir miktar kaynak oluşturmuş olacağız, hem Marco 1 lira da verse onlar için o bu etkinliğe sahip çıkmış olacak. Daha fazla sahip çıkacak, onu iş yerine asacak. Onlar hani tanıtım bakımından da katılım bakımından da büyük fayda sağlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kesin karar stadyumda mı yapacağız? Evet. 30 bin kişi oraya sen başka yer yok. Sürekli başka yer yok. Yani 30 bin kişinin oraya yani baktığın zaman tribünlerimiz 2-3 bin kişilik. Set hocamız var yani. O ön tarafı da... Orta alan dolu mu? Orta alan ve ön taraf. Yani orta alanı kullandığımız zaman çok adı var. Bizim bir çimimiz var, o çim de gider zaten. Yine yetmiyor. Çim gider. Ve yetmez yani. Yani yetmiyor. Hani bir şey yaparken diğer şeyi bozmamak lazım yani. Ön tarafı da serde kullanıldı. O çim serde kullanıldı. Festivalde de kullanıldı abi ya. Karşısınız, onu da karşısınız. Kullanıyor yani. 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 Konserlerde çimler nasıl? Çimlerde bir çim. Yani. Söylemek istediğim gibi orası fazla uygun değil yani, ben size söyleyeyim yani. Allah Allah'a kadar. Ama başka uygun yerimiz yok ki. Ön tarafı da kullanacağız. Stadyumdan başka uygun yerimiz yok. Otoduvar bile ona kaldırılması lazım. Değil mi? Çünkü az yani. Orası az. Şimdi... Biz buradaki adına proje meclisi üyeleri hepsi bu karara eşit değil mi? Olmaz. Çünkü ben diğerleriyle hepsi bir rapor alma getireceğim. 4-5 yerden. Biz beraber yapıyoruz. Bir gün kameralar. O kültür ve sanat festivalinde bir gün belediyeden talep ediyoruz. Geri kalan etkinliklerimizi yapabiliriz. Etkinlik, etraf fuarı gibi etkinlikler o rekor kırılacağı günün çerçevesini almaya çalışacağız. Geri kalan projelerimizi öneri olarak belediyeye fikir olarak devrediyoruz. Konser. Mesela Civan Acı'dan haber geldi. Diyeceğiz ki bize verdiği fiyat budur. Başkanım getirebiliyorsanız değerlendirin. Size bırakıyor. Gibi mi? Veyahut da hani canlı yayında bağlanacaksa biz yine o gün o gece bağlandırırız. Yani ayrı bir konser için biz ayrı bir bütçe, ayrı bir enerji ayırmıyoruz. Ona ayrı bir panel için şu anki çalışma hani bu çalışmayı yaparız. Sivarekler rekabetçilik analiziyle ilgili bir çalışma olur. Bülten haline gelir, iş adamları dağıtırız ayrı ama bununla ilgili bir panel düşünmüyorum. Yani vazgeçiyorum. Veyahut da belediyeye tavsiye olarak böyle bir çalışmamız var. Düşünürseniz size yönlendirir. Doğru mu? Şimdi bir gün garanti, diğer günlerde öneri olarak sunarız. Onlara sunacağız ama bizim proje meclisi işinden, yani bizim yaptığımız şeyden... Şeyin de unutulmaması Sayın Başkan, ben şahsen bu organizasyonu, o dediniz ya bu konuda uzman şirket var falan. Hani bu işi organize eden şirket var. Evet. Belli bir ücret var. Ona belli bir ücret. Kesinlikle bizim onlara yaptırmamız lazım. Yoksa biz bu işin altından kalkamayız. Evet, şöyle bir şey hata var. Hata yapı oranı çok. Guinness Dünya Rekorlar kitabının uzman, hakem diye nitelikleri kişiler var. Bu kişiler geliyor, bütün prosedür kısmını tamamlıyor. Onlar gözetliyor, danışmanlık yapıyor. Beraberinde rekor kırıldığı zaman hemen merkezde görüşüyor. Böyle çünkü rekor güncellenebilir. Hemen kırılmışsa sertifikayı anında basın önünde size takdim ediyorlar. Eğer biz bunu da tabii bir parayla yapıyoruz. Yaklaşık 15-16 milyarlık bir hizmet yol ve konaklama hariç bu işleri. Biz bunu şu ana kadar talep etmedik. Biz hep kendi çabamızla yapıyoruz. Biz sonucu alacağız, noter belgelerini alacağız, rapor olarak bunlara göndereceğiz. Bunlar değerlendirecek, geri dönüş yapacağız. Eğer yapılan şeyde bir kusur, ciddi bir kusur varsa girişim iptal edilme gibi bir ihtimali de var. Dolayısıyla bunu alma noktasında da yine proje meclisinin düşüncesi nedir? Yani bu görevler bizden parayı almıyorsa iptal edebiliriz. Böyle bir gerçeklik var. Set Hocam dediği unsuru kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Yani 30 bin Sivere'nin 4'te 1'i demektir. Sivere'nin 4'te 1'ini oradaki o bir stadyuma sıkıştırmaz yani. Ön tarafını da yapacağım. Üst geçidin oradan
boş alan var. Güvenlik şeridi çekilir. Atıyorum stadyumun arka tarafından tutun. Okulların olduğu alana kadar caddeleri de kapsayacak şekilde. Biz ışıklar oradan giriş yapmış. Onu şöyle düşündük. Arka tarafı da yine stadyumla okulların arasında boş alan var ya. O stadyumun duvarından oradan bir kapalı alan oluşturma. Yani bu ön tarafı kesinlikle içine alır. Ön tarafında işte. Ayrıca diye kadar gelen alanı bile kullanırsa kullanılır. Yani sahne evet. Olarak ben size şöyle söyleyeyim. Üst geçitin o kaldırımları bile sahne olarak kullanılıp o büyük alan kullanılabilir yani size yani söyleyeyim. Yani çok iyi. Oraya sahneyi kuruş alan. Kuruş alan. Yani çünkü kafalı alan. Çünkü orayı belediye işte. Belediye 3 ay 4 ay 3 ay var belediye orayı. Orada bir çalışma yapılması lazım. Sahne kuracak şey. Orası da sahne içinde güzel. Yani ben size söyleyeyim, stadı rica ediyorum kullanmayın. Hem çimleriniz açısından hem de 30 bin kişi oraya sığmayacak aslında. Şimdi Belediye konserlerinde kullanılmayacak o stad. Yani o kullanmaması lazım yani. Ya hocam kullanılır işte. Yani ben size söyleyeyim, size bir şey söyleyeyim. Oraya gece 1'e kadar gidip sulayan bizleriz yani. Ondan sonra kimse tamam da yani o kullan yani çimleri tekrar canlandırana kadar bizim canımız çıktı. Bu sene maçlarımızı çamurda oynadık. Yani. Çok makul bir şey. Bunu da böyle doğru sağlıksızlar geçmişte kullanılır yine kullanılacak yani. Bir şey yapıyorsak yani hepimiz evet. Yani aklımda evet, bir şey yapalım. Çünkü belki belediye yanlış yapmışsa bize söylersek güzelir yani. Ama başka alternatifin var mı? Alternatif işte kapalı alamıyor. Kapalı alamıyor. Orası alamıyor. Çok iyi yani ben epey araştırdım yani baktım ne yapalım geçen sene ki fikrimiz hızası. Yani o geçenin bitişi var ya oraya sahneyi kurup aşağıya doğru yani yüksek herkes görebilir. Orası kapalı alan olması lazım. Kapalı alan mı? Polis güvenlikleri var ya. Onlar da oluyor. Sıkıntı değil. Yani... Tamam da abi sen o hocamın dediği o koca alanın etrafına o kadar bariyer nereden bulacaksın ya? Kaç yüz tane bariyer lazım? Kaç bin tane lazım ya? Koca alan. Kolay mıdır öyle? İşte 3 ayımız var. Bu 3 ay önceden başlamak yani şimdi yani hani yapayım desem onun o da büyük bir bütçe. Başkanım 2 aydır başlamış da 3 ay var. Yani ama 3 ay çok uzun bir zaman değil ha. Şey çok işte, kısa bir zamandır. Ya aslında uzun bir zamandır hem kısa zamandır yani fark etmiyor. Çok kısadır yani şimdi. Yani, biraz hızlandırmamız lazım yani hani böyle artık sizin dediğiniz profesyonel yardım almak kesin şarttır yani. Şart abi yoksa beceremeyiz. Yani bir şey buluruz. O profesyonel yardımı almak lazım. Bu kaymaya girdikten sonra iptal ederiz. İptal oldu. Bu ayarlıklar parayı almazsa iptal edilir. Yok profesyonel yardım almak. Tamam. Bak dedim baştan konuşmamda ne mi? Paranın kiriz o konu her yere bulaşmış. Alo diyor ki sen olmayın, çamaşır diyor ki sen olmayın, temizlenmiyor. Almış da işte. Şimdi eğer şeyse başka şey yoksa biz toplantıyı bitirelim. Vallahi bir daha başlamam. Ben bir sıra kesin başladı sarmak var. Kasım abi siz şey söz almadınız ama. Yok. Muhtemelen siz de bir şey söyleyin. Kalkıyorum bakayım. Tamam. Şu her işine görürsen. Tamam. Birlik var. Evet. Yalnız alan için. Çok teşekkür ederim. Alan da biraz kazanmıyor. Alan onu hesaplamak lazım ha. 1 metre kare kaç bir şey? Biraz fazla insanımız rahat oturacağı için 12 dönüm olarak yani 12 bin metre kare alana ihtiyacımız var. Yani bu alan o kadar var. Fazladır ya. Orası fazla. Alan fazladır. Şeref fazladır. 12 bin, 12 metre, 12 dönüm dedin mi? Yok ya zaten birçoğunda inşaat var şu an. Abi 12 bin. Stadyumun yan tarafını. Yeni yapılan spor kompleksi. İşte ben orasını düşünüyorum. Kapalı spor alanı, stadyum duvarı. Önden stadyum duvarıyla birlikte emniyet şeridine alınacak şekilde kapatılırsa orası bence yaklaşık olarak var o kadar var. O kadar olmaz. Girişte bir yerde de en az 10 yerde. Giriş iki yerde. Giriş bir yerden çıkış bir yerden. Bir iki de azdır. Çünkü bu sayı çok kötü. Giriş bir yerden. Prosedür var ya o prosedür. Çıkış son değil. Çıkış. Bir yerden başkan o profesyonel insana gelmesi lazım. Onun girişinde kamera koyacaklar kesin. Bilgimiz yok. Çıkış bir yerden alabilir. Giriş bir yerden alabilir. Çıkışlar. Şöyle bir şey adam çıkar bir daha gelir. Aynı adam gene geçer. Ya. Onun için giren çıkmıyor. Şimdi bu sefer zorlanacağız. Bir konser alanımız, bir festival alanımız olacak. Bundan sonraki yıllarda bari kullanırız. Giresi ne kadar veriyor? Tercümeden ne kadar veriyor? Giresi.
Bunlar var mı? Sertifika veriyor. Sertifika veriyor. Sen o sertifikayla işte eğer şehir olarak kalırsan mesela belediye bütün Siverek yazışmalarında, bütün yazışmalarında Kimlet Bulundu Rekoru diye altına onu kullanır. Reklam boyutu var. Marko haline getirilmiş. Veyahut da kaymakamlık kullanabilir. Ne kadar kıymetli bir şeymiş ya. Allah Allah. Yani ISO. Aynen. Yani o bir marjinal yer olarak. Rekor kuran şehir olsun. Ben teşekkür ettim. Biz de evet. Abi benim şeyim bu ayarı bozuk ya. Abi benim başım ayağımdan sağda bu herifin kafanı